İnsanın kafası kesildikten sonra beyin çok kısa bir süre bilinçli kalır. Bu da kişinin ölmeden önce kendi kafasının yere düştüğünü görmesine potansiyel olarak izin verir. Gerçekten ilginç. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Öğütülmüş kahve çekirdekleri hamam böceği içerebilir. Çünkü kahve çekirdeklerinin %10 kadarının hamam böcekleri ve diğer haşeratların istilası altında kalabiliyor. Bu böcekler kahveden tamamen ayrıştırılamadığı için kahve çekirdekleriyle birlikte kavrulup işleniyor. Vücudunuzdaki hücrelerin yarısından fazlası insan değil, mikrobiyal hücrelerdir. Örneğin bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar. Bazı organizmalar sindirim ve bağışıklıkta önemli rol oynar ve bu organizmalarda yaşanan bir sorun bizi de etkileyebilir. Düşük yapmak sandığınızdan daha yaygın. Örneğin gebeliklerin %10 ila %20'si düşükle sonuçlanır. Bu oldukça yüksek bir oran. Güneş sistemimiz uzay çöpleriyle dolu. Binlerce ömrünü tamamlamış uydu ve roketlerin kullanılmış geride bıraktığı parçaları dünyanın yörüngesinde dönmeye devam ederler. Bu da dünya çevresinin uzay çöplüğüyle dolmasına sebep olur. Bu da Kessler sendromuna yol açabilir. Yani uzay enkazı artışının çarpışma olasılığını arttırması. Çarpışmalar daha fazla küçük enkaz parçacıkları oluşturur ve bu da sonunda bizi dünyaya hapseder. Uzaya gitmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Dil yiyen bit. Bir balığın diline yapışan ve dili sömürerek düşüren balığın kanıyla beslenen bir kabuklu. Bit daha sonra dilin yerini alır ve yaşayan bir protez organ gibi davranır. Koyunlarda burun kurçukları. Larvalarını memelilerin burun deliklerine bırakır. Nadir olsa da insanlara da larva bırakabilir. Konakçıların burun deliklerinin yakınlarından larvaları burun deliğine fışkırtır. Larvalar burada gelişir ve dışarı çıkar. Balonların uçması için koyulan ve soluduğunuzda tiz ses elde edilmesini sağlayan helyum, MR gibi önemli teknolojilerde de kullanılır. Helyum o kadar hafiftir ki dünyanın yer çekimi helyumu tutamaz. Bu yüzden zaman geçtikçe helyum kaybediyoruz. Bittiğinde helyumsuz bir hayat bizi bekliyor. Manyetik alan genellikle düzenli aralıklarla tersine döner ve dünyanın manyetik alanının değişmesi gecikmiştir. Bu olduğunda neye sebep olacağını bilmiyoruz. Ancak aşırı hava olayları olacağı ve çoğu teknolojinin bozulacağı tahmin ediliyor. Teknolojinin düzeltilmesi zaman alacaktır. Ayrıca kuşlar, balıklar, arılar ve kaplumbağalar gibi manyetik alan ile hareket eden hayvanların şaşıracağı, kaybolacağı ve bu nedenle öleceği tahmin ediliyor. Kalp kası hücreleri yetişkinlerde pek fazla yenilenmez. Yılda kabaca %1 gibi yenilenme oranına sahiptir. Bu nedenle kalp hastalığı gibi bir neden bu hücrelerin kaybına sebep olduğunda o hücrelerin yerleri doldurulamaz. Hastaların kalp nakline ihtiyaç duyulmasının ana nedenlerinden biri budur. Bitkiler karbondioksit gazını alır ve karbonhidratlara dönüştürür. Ancak atmosferin kirliliği nedeniyle karbondioksit arttığı için bitkiler giderek daha fazla karbonhidrat üretiyor. Bu karbonhidrat bitkinin içinde birikiyor. Mineraller, mikro besinler ve protein miktarları ise artmıyor. Bu da gerekli besinleri almak için daha fazla karbonhidrat tüketmemizi gerektiriyor. Bu durumda obeziteye katkıda bulunuyor olabilir. Dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 1'i beyinlerinde Toxoplasma gondii paraziti ile enfekte olmuş durumda. Uzun zamandır zararsız bir varlık olduğu düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar bunun insandaki öfke ve kendini dizginleyememesi üzerinde bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Bağışıklık sistemimiz gözlerimizi vücudumuzun bir parçası olarak görmez. Eğer bağışıklık sistemi bir şekilde gözlerinizin orada olduğunu bilmeye başlarsa gözleri yabancı olarak görüp saldırıp yok etmeye başlayacaktır. Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıklar genellikle bariz semptomlar ortaya çıkmadan 10 yıllar önce başlar. Bu da semptomları gördüğümüzde zaten çok geç kalındığı anlamına gelir. Uzayda büyük çekici adı verilen bir anomali vardır. Etrafında yeterince yakın her şeyi kendisine doğru çekiyor. Samanyolu galaksisi ve dolayısıyla dünya da bu şey tarafından çekiliyor. Bizi çeken şeyin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü kendi galaksimizle aynı düzlemde yer aldığı için görünmüyor. Antibiyotikler o kadar uzun süre kötüye kullanıldı ki çeşitli bakteriler antibiyotikten kurtulmak için evrimleşiyor. Bu durum bakterileri yok etmenin başka bir yolu bulunmazsa normalde antibiyotik ile tedavi edilebilen enfeksiyonların yakın gelecekte ölümcül hale gelmesine neden olacaktır.
Ortalama bir CPR'ın başarı oranı %75 civarı varsayılırken gerçekte bu oran zar zor %10 civarıdır. Bu yüzden son çare olarak kullanılır. Defibrilatör ile yapılan her bir şok uygulaması arasındaki her bir dakikanın hayatta kalma şansını %10 düşürdüğü söyleniyor. Genetik mühendislik çift taraflı bir kılıç gibi inanılmaz tıbbi gelişmeleri mümkün kılarken tespit edilemez ve inanılmaz derecede bulaşıcı ve ölümcül bir virüs yaratma şansı da vardır. Evren o kadar hızlı genişliyor ki bazı galaksiler sizden ışık hızından bile daha hızlı uzaklaşıyor. Bu yüzden onlara asla ulaşamazsınız. Aynı şekilde oraya giderseniz de geri dönemezsiniz. Çünkü eviniz de sizden çok hızlı bir şekilde uzaklaşmış olur. Kısacası evrenin genişlemesi sizi bazı bölgelerde sonsuza kadar sıkışıp bırakabilir. Çar bombasının gücü 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bütün bombaların, buna Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar da dahil, toplamından bile 10 kat daha fazlaydı. Bu devasa patlamanın şok dalgası dünyayı 3 kez dolaşarak gezegeni salladı. Yani bu bomba gücüyle sadece bir şehri değil, neredeyse bütün bir gezegeni etkileyebilecek kadar güçlü. Karanlık orman hipotezi. Evrenin tehlikeli bir orman gibi olduğunu ve gelişmiş medeniyetlerin kendilerini gizleyerek hayatta kaldıklarını söyler. Yani diğer uzaylılar bize ulaşabilecek kadar zeki ise bizi yok edebilecek kadar da güçlüdür. Bu yüzden sessiz kalırlar ve bizden de aynısını yapmamızı beklerler. Araştırmacılar on binlerce yıldır donmuş ve insanlarla hiç temas etmemiş virüsler buldu. Bu virüsler küresel ısınma yüzünden eriyen buzulların içinden çıkabilir. Bu virüsler on binlerce yıldır dünyayla temas etmediği için insanların ona karşı bir bağışıklığı yok. Bu da potansiyel olarak yeni ve ölümcül salgınlara yol açabilir. Güçlü bir güneş fırtınası dünyaya çarparsa çok büyük bir radyasyon patlamasıyla tüm elektrikli altyapımızı devre dışı bırakabilir. En son böyle büyük bir olay 1859'da yaşandı ve o zamanlar telgraf hatlarını yakmıştı. Eğer bugün olsaydı tüm elektrik şebekelerini, uyduları ve interneti çökerterek dünyayı yıllarca karanlığa gömebilirdi. Gama ışını patlamaları evrendeki en güçlü olaylardan biridir. Tıpkı dev bir lazer gibi enerjilerini tek bir yöne odaklarlar. Eğer böyle bir ışın tam dünyaya doğru gelirse atmosferimizdeki ozon tabakasını yok edebilir. Bu da gezegendeki tüm yaşamı silmek için yeterli olur. Şanslıyız ki bu olaylar nadir yaşanır ve bize doğru gelme ihtimalleri çok düşüktür. Yalancı vakum çürümesi. Evrenin fizik yasalarının aniden değiştiği ve her yere ışık hızında yayıldığı bir baloncuk gibi düşünebilirsiniz. Bu baloncuk vücudunuzdaki bir atomda bile oluşabilir ve yayıldığı her yerde fizik ve kimya kurallarını alt üst eder. Eğer bize ulaşırsa atomların bile bir arada durmasını engelleyerek bildiğiniz her şeyi anında yok edebilir. Bu olay herhangi bir uyarı vermeden her an gerçekleşebilecek bir son anlamına gelir. Gelecekte bir mühendis mikroskop olmadan göremeyeceğiniz kadar küçük ancak etraftaki her malzemeyi kullanarak kendini inşa etmek üzere tasarlanmış nanobotlar yaratabilirse üstel büyüme nedeniyle dünya gri bir çamura dönüşürdü. Dünyadaki her malzemeyi kendilerini çoğaltmak için kullanabileceklerinden dolayı onları durdurmak imkansız olurdu. Beynimizde priyon adında normal proteinler var ama bazen bunlar yanlış katlanıp bozuk hale geliyorlar. Sorun şu ki bu bozuk priyonlar diğer normal priyonlara değince de onları da bozuk hale getiriyor. Bu bir domino etkisi gibi durdurulamayan bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Bu durum beynin içinde birikerek onu bir sünger gibi delik deşik ediyor ve maalesef tedavisi yok. İnsanlar vücut ısısını dengelemek ve serin kalmak için terlerler. Ancak nem çok yüksek olduğunda ter buharlaşamaz. Bu da 35 derece gibi nispeten düşük sıcaklıkları ölümcül hale getirir. %100 nemli bir ortamda bu sıcaklıklara ulaşılırsa ıslak sıcaklık olur. Tıpkı bir fırının içindeymişsiniz gibi aşırı sıcaklıktan ölebiliriz. Bilim insanları 2050 yılına kadar yaklaşık 400 milyon insanın yaşadığı Kuzey Çin Ovası'nda birden fazla ıslak sıcaklık olayı yaşanabileceğini tahmin ediyor. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.